Öğrencilere faydamız olsun. Çok Ses teşekkür eğitimine, ederim. Rica ederim. Ses eğitimine yeni başlayan öğrenciler, genellikle yaş ve tecrübe isteyen ve belli bir yeterlilik gerektiren repertuar söyleme isteği sergilemektedirler. Bu anlamda ses eğitimine yeni başlayan öğrencilere tavsiyelerin nelerdir kardeşim? Demin konuştuğumuz işte yani. Erken yaşta büyük partiler söyleme isteği. Evet. Evet. Ya bir kere bilinç çok önemli. Her konuda bilinçli olmak çok önemli. İyi bir hocaya düşmesi bir öğrencinin bir şans. Bu kan Peki uyuşması nereden diyor. anlarız iyi bir hocanın olduğunu nereden Anlayamazsın anlarız? ki sen şimdi 20 yaşındasın. Konservatuara giriyorsun. Bir hoca seni alıyor. Nereden bileceksin iyi olduğunu? O bir sesler çıkartıyor sana. Oo diyorsun. Ne biçim ses çıkartıyor bu hoca Ya. diyorsun. Ona yeniliyorsun. Halbuki onun çıkarttığı ses belki ensesinde bir ses ve belki de yanlış öğretecek. Bilemiyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için birazcık şans meselesi Biraz bu. şans, evet. Şans meselesi bu. Ha ondan sonra çocuklar ona bilinçleniyorlar. Hemen birinci yılın sonunda, ikinci yılın sonunda kimin ne olduğunu, kimin ne kadar memnun olduğunu, hangisinin hocasından daha memnun olduğunu. Yani anlıyorlar ve eğer ellerinden gelebiliyorsa bazen hocalarını değiştirebiliyorlar. Bazen de şansı varsa iyi bir hocaya baştan itibaren düşüyor. İşte o çocuğun artık hiçbir çizgi yolunu değiştirmeden yoluna devam etmesi gerekiyor. Yani ona da mutlaka birileri kışkırtıcı sözler söyleyecektir. Ama kendisini iyi hissediyorsa, şarkı söylerken az yoruluyorsa, şarkı söylerken mutlu oluyorsa, gırtlağında sorunlar çıkmıyorsa demek ki o hoca iyi bir hocadır. Yani en azından onu doğru yönlendiriyor demektir. Doğru parçalar veriyor demektir. O zaman artık o hocayı terk etmeden Leyla Gencer'in dediği gibi o yoldan devam edeceksin. Hiç sağa sola sapmadan. Çünkü yolun uzar ondan sonra. Yani kafan karışır. Doğru. Yani gençlere söyleyeceğim bir şey bu konuda yok. Çünkü şans meselesi. Gerçekten iyi bir öğretmen. Yani daha önce de söyledim. Ci sono tanti charlatani nel mondo diyor İtalyanlar. Yani dünyada çok şarlatan var kardeşim. Çok şarlatan var yani. Herkes şan hocası, herkes keman hocası, herkes piyano hocası. Yani yapılacak bir şey yok. Birileri bir de biliyorsun sosyal medya çok önemli. Kendisini iyi satan herkese iyi gözüyle bakılıyor. Öyle bir şey yok yani. Bazı gizli değerler var. Çok önemli değerler var. Onlara kimse olta atmıyor. Sadece ortalıkta dolaşan, kendini çok iyi satan, sosyal medyayı çok iyi kullanan insanlar sanki bir şeymiş gibi paye veriliyor ve yönlendiriliyor. Ama bu sadece şeyde değil, yani şanda değil, her şeyde böyle. Aytülcüm diyor ki size biz sopranolardan fayda var. Evet katılıyorum. Pavarotti biliyorsun John Sutherland'dan öğrenmiş nefes tekniğini. Öyle dermiş. Öyle derdi Evet. daha doğrusu. İzledim ben de. Ama sen bize öğretmedin nefes tekniğini sevgili Aytülcüm. Bir de biliyorsun Mirella Freni ile aynı anneden süt emmişler. Pavarotti Evet aynı süt Modena'da. kardeşlermiş. Süt Ben geç öğrendim kardeşlermiş. onu evet. Pavarotti'nin şakası da şey ben o kadar çok içiyormuşum ki sana hiçbir şey kalmamış herhalde bu kadarcık kalmışın diyordu. Doğru. Demin söylediğim bir aradaki cümle çok ilgimi çekti, çok doğru bir tespit. Yorulmadan şarkı söylüyorlar. Evet. Şimdi bu tespiti ben de zaman zaman operada yaşadım. Şimdi aynı rolü oynuyorsun mesela bir arkadaşında veya farklı bir başrol oynuyor bir sanatçı, bir yorumcu pardon, şarkıcı. Ya bakıyorum yani terlemiyor bile. Şimdi hani canım benim teşekkür ederim estağfurullah sağ olasın. Bu Aytülcüm ihtiyacın olmadı diyor da. Şimdi yani ben mi yanlışım? Birçok tenorun özellikle tenorun altını çizerek söylüyorum. Çünkü çok Evet. fazla biz yapay bir ses olduğumuz için bizim zorluklarımızı ancak tenorlar biliyor. Ya da Evet. tenor yetiştiren hocalar biliyor. Mesela benim iki tane kasık fıtığı ameliyatım, bir tane bel fıtığı ameliyatım, en sonda da Aralık'ta boyun fıtığı ameliyatım oldu. Yani hadi diğerlerini şey yapıyorum ama kasık fıtığıyla bel fıtığı gerçekten çok fazla basmaktan oluyor diye düşünüyorum. Ya da nedenlerden bir tanesi. Tamamen ona bağlamak yanlıştır. Ama sağlık çok önemli ve destek çok önemli. Buraya nereden geldik? İşte teknikle ilgili konuşuluyordu. Yani öğrencilere söyleyecek şeylerden bahsediliyordu. Ne söylersin diye.
Önce biliyorsun şans dedik, hani bir öğretmenin Hayır. bulunması, kan Pardon. uyuşmasında, Yorulmadan şarkı yorulmadan şarkı söylemekten var. söylemekten dedik. Yani tatlı bir, şimdi bizim hocalarımız derdi ki, rahmetli hocalarımız, biraz belinizin ağrıması lazım derdi. Yani tatlı yorgunluk vardır ya, boğazın ağrımayacak. Eyvah, boğazım Evet. artık çok yoruldum diyorsa bir şarkıcı, o zaten Evet. yanlıştır onun tekniği bence. Doğru. Yani çok Yani itiraf etmiş zaten olmayayım biraz ama sırtımız ağrımaz mı? Yani temsillerden sonra sırt, böyle bir bel. yorgunluk, sırt, bel ağrısı olur hafiften. O sıkmaktan da kaynaklanıyor muhtemelen. Yani çok apoçarsı yaptığımız için, yani diyafram nefesini çok kullandığımız için de kaynaklanıyor herhalde. Gerçekten belimiz biraz ağrıyor. Ama sevgili Aydın, sen de biliyorsun, uzun yıllar aynı genç sesle, altını çiziyorum, genç sesle uzun yıllar söyleyebilmek başka türlü nasıl olabilir ki? Kendi Tabii ki. partini söyleyeceksin, nefes üzerinde söyleyeceksin ve Evet. hangi eseri söylersen söyle kendi sesinle o yorumu yapacaksın. Bu Evet. kural, yani şaşmaz Uzun kural. yıllar söylemenin, uzun yıllar söylemenin bir de hani şeyi var. Her yaşta insanlar değişiyorlar ya. Sanatta da böyle. Yani 20'li yaşlarda farklı şeyler öğreniyorsun. O zaman vücudun çok daha güçlü ama bilincin az. Sonra Tabii. gittikçe tecrüben artıyor fakat bu sefer biraz vücut Kompozisyon artıyor. vermeye başlıyor. Yani 30 yaşında söylediğin desteği 50 yaşında, 55 yaşında falan bulamıyorsun yani. Bu bir Doğru. gerçek. Bunu yani insan vücudu bu. Yani Pavarotti eğer Lascaux'da yuhaladılarsa insaf diyorsun. Yani Tabii. insanız, makine değiliz. Herkes bir şekilde yorulabiliyor. Herhangi bir şey olabiliyor. Bir de hazır bilinç demişken tezat bir durum var. O pozitif bir hareket var. Vücut yaşlandıkça bilinç gelişmeye başlıyor. Çok daha iyi şarkı söylemek istiyor insan. Çünkü estetik kaygılar daha yüksek. Estetik Evet. düşünce daha yüksek. Ama ve lakin eldeki materyal beden ona cevap vermeyince Evet, onun için herhalde defekter en var. güzel yaşlar 50 yaşlar falan diye düşünüyorum ben. Yani 50'li yaşlar tenorlar için bence hani hem vücudu daha sağlıklı, hem kafası daha tecrübeli, bir şehir tecrübeli. Yani 50'li 55'li yaşlarda böyle sağlam bir çıkıyor. Geçen sene kardeşim biliyorsun Ayı da söyledi Aspendos'ta. 58 yaşındaydım ben. Bu sene 59 oldum. Ayı da Maşallah. söyledim. Yani Nazar değecek ya, söyleme. hakikaten Ercan Bey var ya, bizim Ercan Yanal. Maşallah diyorum, başka bir şey demiyorum diyor. Ben de o zaman anladım maestro. Çok yaşlandım ben demek istiyorsunuz filan diyorum. Öyle şey mi olur filan diyor. Yok yok. Tabii yaş partisi denen partiler var işte. Yani erken yaşta söylenmemesi gereken partiler var. Notaları Tabii. çıkarmak o partiyi söylemek değil. Buradan bütün genç tenorlara söylüyorum. O partileri söylediğiniz an sanan arkadaşlarıma da söylüyorum. Doğru. Maalesef o notaları çıkarmak o partiyi söylemek değil. Kimse kusura bakmasın. Belki bu acı Doğru. gelebilir bazı arkadaşlarım ama bu öyle değil işte. Bu benim şahsi kanaatim. Katılırlar katılmazlar. Çok acı konuştun diyebilirler. Hiç sorun değil. Ama bana göre doğrusu bu. İtirazı olan Doğru. arasın telefonda, desin ki arkadaş sen niye böyle dedin? Tartışalım. Yok yok, çok Kimin doğru doğru söylediği. söylüyorsun. Yani nota çıkartmak yetmez tabii. Yani bu Yani bu. her şeyde öyle. Yani bir Her insan sanatta ne böyle. bileyim Radames Arya'da işte Celeste Aida'nın sonunda si bemolü 10 dakika tutması bana bir şey ifade etmiyor. Onun öncesinde Evet. nasıl müzik yaptığına bakarım ben. O Doğru. söylediği ağzından çıkan cümleyi oynayabiliyor mu ona bakarım. Doğru. Yani Esin Talımlı ağzından katıldı bu arada. efendim? Sevgili eşiniz katıldı. Öyle mi? Evet. Sevgiler sunarım kendisine o zaman. Ben de. Yani bir sanatçı ne bileyim şimdi aklıma cümle gelmiyor. Kredi mi derken sert söyleyemezsin abi. Yani onun bir Evet. şeyi vardır. Ya da döver gibi bir romantik cümle söyleyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Çünkü ağzından çıkanı bilirsin. Yani köçeli damanina diyemezsin. Ya çok daha yumuşak Evet. söylemen, öbür sert söylemen gereken yerler başka. Sadece notayı çık, neyse uzatmayalım. Notayı çıkarmak şey değil. Yetmiyor Yanlış, yani. evet, yanlış repertuar seçiminin sese ne gibi zararları vardır? Nasıl olmasın yani, kendi sesinin dışında zaten işin başında bence bu sanatta en önemli şey denge. Hep çocuklara söylüyorum. Denge dünyadaki bence en önemli kelime.
Sevgi evet. filan değil, aşk değil yani. Denge evrendeki en önemli kelime. Hayvanlarda, doğada denge, insanda denge. Evet. Yani şarkı söylerken denge, hep bağırmadan söyle, hep piyano söylemek de değil. Yani yerine göre piyano yapmak, yerine göre mezzo voce yapmak, yerine göre forte yapmak. İşte kelimesine göre oynamak. Ne oldu? Bir şeyler mi uçuşuyor? Hayır hayır. Hem böcekler uçuyor hem de kameraya yakalanmamak için akrabalarımız uzaktan geçiyorlar da onlara gülüyorum. Bahçe katı olduğu yani için... denge benim en önem verdiğim şey ve öğrencilerim hep bunu evet. söylüyorum. Gerçekten önemli bir sözcük ve gereken o. Her şeyde öyle. Yani hep söylüyorum. Çok zengin olmak da iyi bir şey değil. Çok fakir olmak da iyi bir şey değil. Yani her şeyin dengesi çok güzel. Şarkıda da bu böyle. Devamlı bağırarak söylemek de güzel bir şey değil. Devamlı falset gibi söylemek de güzel bir şey değil. Yerine göre senin söylediğin gibi biraz önce kelimeleri baz alarak, ne söylediğini baz alarak, o besteci ne istiyor, hangi dönemde yaşadı, neler hissetmiş, librettist nasıl yazmış bunu, neden bunu söylüyor, ima yoluyla bir şey mi bahsetmek istiyor, aslında sözün altında başka bir şey mi var filan, bütün bunları deneyerek, ince ince işleyerek güzel bir yere ulaşıyorsunuz yani. O zaman onun şöyle için... diyebilir miyiz, bu fikrime katılır mısın bilmiyorum. Genç opera şarkıcısı adayları ya da söyleyen arkadaşlarımız bir eser aldıkları zaman ellerine önce librettoya bakmalılar. Evet. Sonra besteciyi tanımalılar. Evet. O dönemi tanımalılar. Tabii ki. Hem hangi dönemde yaşadığı yazıyor? Dönemi hem de eserin yazıldığı Hı-hı. Dönemi. Evet. Ve karakter analizi yapmak lazım. Bütün evet. parti, o rol, o karakter nasıl bir karakter? Neden bu cümleleri söylemiş? Neden o ensemble'da o cümleyi söylemiş? Ve o Evet. neden o frazların üzerinde, o müzik cümlelerin üzerinde o nüanslar var? Aynen. Ne bileyim, bir yerde forte, bir yerde çift piyano var. Bir başka yerde başka bir nüans var. Acaba besteci bunu neden yazmış? Bunlara Doğru. biraz kafa yormak lazım ve evet, biraz da kendini tanıması gerek demiş Barış Uğur'un. Çok doğru. Deminki söylediğimiz şeyler işte. Kendini bilmek, denge çok önemli. Evet, evet. Bir de ben şeye çok dikkat ediyorum Aydın. Sen de eminim buna dikkat ediyorsundur. Kitaplarımızda, opera kitaplarımızda üstte küçük notlar var. Perde aralarında notlar var. Ben Tabii. bunlardan çok şey öğreniyorum. Onları mutlaka bakmak, okumak lazım. O eseri tanımak için, o karakteri iyi yorumlayabilmek için... Bence o notların, o eserdeki o küçük bestecinin yazdığı notlara daha fazla ehemmiyet vermek lazım. Ve o dile Tabii. hakim olmak lazım. Ben demiyorum, tamam ben de İtalyanca çok iyi bilmiyorum ama söylediğim eseri biliyorum. Yani ne söylediğimi bilmem lazım. Evet. Doğru telaffuz Bazı etmem lazım. besteciler, doğru. Bazı besteciler, librettistler ya da besteciler orayı yazarken üstüne işte mesela salondan çıkar. Ya da işte babasını görür gibi böyle parantez içinde şeyler yazmıştır. Ya da o kişinin, söyleyen kişinin ne duygusu olması gereken işte bildiğimiz müzik terimleri, işte legato, dolcissimo, ondan sonra ne bileyim işte bir şeyler yazıyorlar. Biliyorsun yani hepsini okuyoruz ve biliyoruz. O adam onu Puccini verdi. Boşuna yazmadı. Yani Evet. salondan çıkar babasını görür mesela, atıyorum şimdi aklıma o geldi. O anda işte rejisörler de bu konularda maalesef her zaman o şeyleri yapmıyorlar ve operanın dengesi böyle sallanmaya başlıyor. Bazı rejisörlerden bahsediyorum. Hepsi değil tabii ki yani. Bazıları, ben şunu söylemek istiyorum ya. Kısacası rejisörü, sanatçısı, koristi, herkes ne düşündüğünü anlaması lazım. Orada ne olduğunu anlaması lazım. Eseri modern yapabilirsin, modern rejiyle yapabilirsin ama orada onu söylüyorsa, bir nokta yazdıysa rejisöre saygı duymak zorundayız. Şeye, besteciye saygı duymak zorundayız. Evet, besteci ne diyorsa o olması lazım. Çünkü o dönemde onu o yaşadı yani. Biz evet. yaşamıyoruz, sadece onu yorumluyoruz senin dediğin gibi. Evet. Hemen aklıma bir örnek geldi. Sen de söyledin partiyi biliyorsun. La Bohème 4. perdede Schönherr'ın bir cümlesi var. Mimi'nin elini manşonun içine sokmaya çalışırken elinin düşmesiyle Marcello'ya Evet. dönüp Marcello, espirata dediği bir cümle var. Evet.
Ben bunu bütün şonar söyleyen arkadaşlarıma söyledim. Ve yapanlar hepsine buradan sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten çok güzel efektler, dönüşler aldılar. Bu evet. Mesela bu cümle iki kelime değil mi? Bu iki kelimeyi tabii. Biraz havalı ve içine biraz nefes koyarak söylendiği zaman başka bir, yani Marcello Espirata değil de Marcello evet. Espirata dediğin zaman başka bir sound çıkıyor. İnsanların tüyleri diken diken oluyor. Kesinlikle. Yani kendi kendine oynamak, söylediğin kelimeyi bilmek, bunlar başka bir aktörlük, aktrislik, başka bir yorum getiriyor. Sound evet. Notayı evet. Söylemek, her yeri agresif oynamak. Şimdi son zamanlarda moda evet. Oldu. Romantik sadece ses düşünmek. Agresif. Efendim? Sadece ses düşünmek, pozisyon evet, düşünmek evet. Bunlar tabii başka şeyleri kaybettiriyor. Yani sesi düşünüyorsun, belki onu çok doğru pozisyonda söylüyorsun ama duygularını katamıyorsun. Evet. Ne işe yarar ki yani? Belki pozisyonun biraz daha geride olabilir ama hiç olmazsa yaptığın, söylediğin söze uygun ifadeler yap evet. Oraya koy. Biraz önce müzik, konuştuğumuz müzik, gibi müzik. Çok haklısın. Evet. Fraz, fraz, evet. Fraz. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Biz geçen çalışmak. Programda da hep bunu söyledik. Gerçekten evet. İyi şarkıcı, yorumcu, çalıcı, dansçı, yönetici ne olursanız olun. Çalışmak, 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 çalışmak. 7 gün doğru. 24 saat çalışmak lazım. Ama ve lakin dinlenmeyi de bilmek lazım. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ama gençken çalışmak lazım. Gerçekten o 20'li, 30'lu yaşlarda ben opera niye bu kadar kapanıyor, devamlı açık olması lazım diyorduk hepimiz yani. O kadar amatör ruhla şey yapıyorduk ki yaz tatilleri uzun geliyordu bize. Evet. Olamaz. Çalışmamız lazım. Şimdi öyle dememeye başladık. Bazı şeyler herhalde böyle yıpratıyor mu? Ne oluyor? Yıllardan beri söylemenin ve yaşadığı şeyler insanları. Diyorsun ki yok ya her şey opera değil dememeye başlıyorsun. Ama genç çocuklara, genç öğrencilerimize bunu söylemiyorum tabii yani. Onlar şu sıralarda tam çalışma zamanları, tam öğrenme zamanları. Zamanı gelince onlar da bizim gibi bir sürü rol söyledikten sonra onlar da bizim gibi düşünebilirler. Yani opera o zaman bizim için inanılmaz bir şeydi. Onsuz asla yapılamazdı. Çok fazla tatil oluyordu. Hayır, bu kadar tatil fazlaydı. Devamlı çalışmamız lazımdı. Devamlı bir yerlere gidip turneler yapmamız, halka bunu göstermemiz lazımdı. Onun için gençlik işte bu konuda çok önemli. Yani iyi gençlerin gelmesi gerekiyor ve ben görüyorum güzel yarışmalarda falan iyi sesler çıkıyor. Gerçekten bu işe meraklı İnşallah. Çok gençlerimiz var. Evet. Alper yazmış. Sanıyorum bizim Alper, tenor. Demiş ki hocam eserlerin orijinal yorumuna bağlı kalmak zorunda mıyız? Yoksa araştırmalar doğrultusunda esere belirli bir açıdan kendi yorumumuzu katabilir miyiz? Bağlı kalmak zorunda mıyız? Eğer nasıl yani? Orijinal yorumuna bağlı kalmak zorunda mıyız? Yoksa yani not besteci ne yazmışsa onu mu söylemeliyiz? Yoksa kendi yorumumuzda katmalı mıyız? Besteci ne yazdıysa öncelikle onu söyleyelim. Ondan sonra yapalım. Bakın çocuklar. Mesela Pavarotti'ler, Domingo'lar bu büyük bildiğimiz işte büyük saydığınız bütün opera sanatçıları düşünün. Hep gençliklerinde yaptıkları CD'lerde ve söyledikleri orijinal şeylerde, kayıtlarda besteciye sadık kalmışlardır. Ama gençliklerinde. Sonradan meşhur oluyorlar. Birazcık burunları mı büyüyor diyeyim, ne söyleyeyim bilemedim. Hemen kendilerini başka bir şeylere koyuyorlar. İstediği gibi uzatıyorlar. Başka bestecinin yapmadığı şeyleri yapmaya başlıyorlar filan. Bu da beni irite ediyor. Hayır kardeşim, Puccini öyle yazdıysa öyle söyleyeceksin. Verdi öyle yazdıysa, Mozart öyle yazdıysa öyle söyleyeceksin. Sen kendi yorumunu ancak kendi içinde ona uyarak belki bir şekilde yaparsın. Tabii. İfadelerle yaparsın yani. O çerçevede kalarak. Evet. Umarım izliyordur sevgili Fügen Yiğitgil. Opera ilk girdiğimiz yıllarda ben bazen işte bu konserlerde beraber söylüyorduk, çalıyorduk. Bir gün dedim ki bir şey yaptım. Ay hayır dedi, öyle değil, burada öyle yazmıyor dedi. E ne olacak dedim, Pavarotti de yapıyor. Bana şöyle baktı. Sen Pavarotti misin dedi. Pavarotti ol, ondan sonra yaparsın dedi. Hiç unutmuyorum. Eğer evet. izliyorsa kulaklarını evet. çınlatalım. Gerçekten evet. tabii ki önce besteci, sonra kendi yorumumuz. Evet. Soruları soru kutucuğuna yazarsak daha memnun olacağım arkadaşlar. Hocam beste olarak değil de değildir. Duygu olarak, karakterin duygusu olarak demek istemiştim demiş. Evet, doğru. Yani doğru. Siz yorumladığınıza göre tabii ki kendi duygunuzu katacaksınız. Evet. Seyirci zaten onu doğru. anlar. Eğer başka soru yoksa
Hocam süremiz kaç oldu saat hocam ya? Oo, 1,5 saate geliyor. Saat 10:20 geçiyor. Evet. Kutucuk açık değil. Allah Allah. Ben de açık görünüyor şu anda. Ya yani enteresan. Acaba yorum yeri var bende. Yorum yazıyor benimkinde. Görünmüyor. Android'lerde görünüyor. Bendeki Samsung görünüyor. Evet. Demek ki o zaman Apple'larda belki bir şey olabilir. Ayşe'cim ne soracaksın ki sen yani? Ayşe biliyorsun Birgül'ün bir öğrencisi. Harika bir ses. Genç sopranolarımızdan. Benim de bir tane çok iyi bir tenorum var şimdi Şenol. Burak Dabakoğlu diye. O da canavar gibi geliyor inşallah. Biliyorum. Burak'ı biliyorum. Sağlam. Sağlam geliyor yani. Hemen girer evet. Girmez bir aşk iksiri yaptı. Bir bohem yaptı. İnşallah şu koronadan olmasa o Traviata falan da çalışacaktı artık. Yapılacaktı. Bu sene biliyorsun biz Traviata yaptık. Gördüm. Gördüm. Güzel oldu yani. Büyük bir prodüksiyon oldu. Uzun yıllardır olmayan bir prodüksiyon yapıldı Traviata'da. Şaşalı sahneler, fotoğraflarını gördüm, fotoğraflar evet. filan değil mi? Yani gerçekten çok çekici oldu. Carlos Villan diye bir İspanyol koreograf ve rejisör yaptı. Gördüm. Evet. Eylemle çok güzel çalışma oldu. Videosunu gördüm. Kimle? Eylemle. Violet'le. Eylem üçüncü harikaydı. perdedeki o büyük ansambl, paraları attıktan sonraki ansambl var ya, orayı çalışıyorlardı. Biz yıllar önce, ben henüz koroda söylerken 92-93 sanıyorum, 91 ya da Yuri diye bir rejisör gelmişti. Yuri Aleksandrov. Sanıyorum Aleksandrov olabilir soyadı. Tabii. Zaten bizden sonra bir iki sene sonra Metropolitan'da Werther falan yapmaya başladı. Los Angeles işte. İzmir'de de Werther yaptı. Metropolitan'da bizden sonra yapmıştır herhalde. Olabilir. Daha düşük olabilir. Bir opera olduğu için Metropolitan. Evet, kıvırcık taşlı bir rejisördü. Evet, muhteşem bir rejisördü. Evet, en çok onunla çalışmaktan keyif aldım. Evet. Yuri Aleksandrov Samuel'in getirdiği bir rejisördü. Samuel'in arkadaşıydı. Maestro Samuel biliyorsun. Antalya'da evet, son zaman. Önce İzmir'de görev yaptı. Sonra evet. Antalya'da tanıyorsun, yapmışındır. Onun getirdiği bir büyük rejisördü. Herhalde tanıdığım en büyük rejisör diye söyleyebilirim. Senin gibi aynı düşünüyorum. Çok iyi çalışmış. Ufacık onu. Böyle ufacık bir dumanla, ufacık bir bezle olayı tamamen değiştirip insanları aldı. Ben onunla Werther yaptım. Yevgeni Onegin yaptım. Hoffman yaptım. Ben olmadan Viva La Mamma yapıldı burada. Filan. Yani İzmir Operası'na ya 5 kere ya 4 kere, mutla 4 kere kesin de 5 kere gelmiştir. Sonra fiyatı acayip arttı tabii. Çok büyük yerlerde yaptı. İşte Verona'da Turandot yaptı. İşte o gong sahneleri filan çok meşhur oldu. Büyük bir rejisördü ama sonradan gelmemeye başladı. Zaten hani çok büyük ün yaptı, artık dünya sahnelerine çıktı. Ama biz onunla çalışma fırsatı yakaladık ve çok da mutlu olduk. İşte rejisör böyle olur dedik yani. Rejisör böyle olur. O çalışma stilini ben sizin Traviata'yı koyan rejisörde gördüm. O da öyle çalıştırıyor. Çok zevkli çalıştırılır öyle Evet, rejisörlerle. Evet, evet. Biz Santim Prensigor santim yaptık. çalışıyor. Evet, biz Prensigor yapmıştık. Ve Yuri o ile mi? Evet, Kinyas Giger meşhur. Yangın sahnesinde Aydın, hiç unutmuyorum. Bütün salon, parter ve balkon ayakta alkışlıyordu. Yani Vay böyle be. bir ambiyans, böyle bir ortam o Evet. yıllardan beri, 90'lı yılların başından beri henüz 30 senedir neredeyse göremedik. Evet, Müthiş, müthiş bir Ben prodüksiyon. de şöyle bir hikayemi anlatayım. Hoffman yapacağız. Çok biliyorsun 3 tane soprano vardır Hoffman'da. Bir tek tenor 3 ile birlikte yapar. Çok zor bir partidir filan. Yuri Aleksandrov çok iş yapan bir adam olduğu için 3 hafta gelecek dediler. Ya dedik, olur mu 3 hafta? Burada en basit oyunlarda bile 1,5 ay istiyor rejisörler. En az 1,5 ay, 2 ay çalışırım diyorlar. 3 haftada yapamaz dedik biz. Samuel bahseder demiş demin Nur'dan da, küçük ekmekçi. Hakikaten Yuri çok iyi arkadaşıydı. Dedi ki 3 haftada nasıl yapar koskoca Hoffman'ı? 3 farklı şey, inanılmaz sahneler filan. Geldi adam, sen bir de bel fıtığı oldu. Bir hafta boyunca otelde yattı mı? Ne yapacağız biz, şaşırıyoruz. Eserin tarihi belli. 2 hafta kalmış Hoffman ve yaptı. Yapmış. Bir de beli tutulmuştu. Evet bak, Evet. beli tutulmuştu. Bel fıtığında yattı şeyde. Bir hafta boyunca, 2 haftada öyle bir Werther yaptık ki
Herkes tek tek oynuyordu. Bak koristlerin hepsi. Süpürge süpürenler, koşturanlar, barmenler filan. Şaşırıyorduk yani böyle. Nasıl o zaman içinde yetiştirdi? İşte yetenek bu. Her zaman söylüyorum yani yetenek var, yetenek var yani. Bir de şöyle bir şey vardı o zamanlar. Şu anda pek olduğunu sanmıyorum. Arkadaşlarım, sanatçı dostlarım beni mazur görsünler izleyenler. Aflarına sığınıyorum. O zamanlar yaptığımız işe inanç daha fazlaydı. Ne yazık ki, tabii ki global bir çöküş var dünyada. Ülkede de bundan etkilenmek söz konusu. Doğru. Ama biz sanatçıyız, biz yorumcuyuz. Orası bizim için kutsal. Ben öyle görüyorum. Sahneyi kutsal görürüm. Yıllar önce o operadan içeri imzamı atıp girdiğimde ya Allah bismillah diyerek girdim o kapıdan. İnşallah alnımızın akıyla da ayrılırız. O zamanlar yaptığımız işe daha farklı yaklaşılıyordu, öyle söyleyeyim. Yani daha yapıcıydık. Saygınlığı rejissör vardı. Geldiği zaman evet oynamaya çalışırdı koro. Şimdi Evet. ne yazık ki korodaki arkadaşlarımın birçoğu, oynayanlar tabii ki var ama birçoğu bıkkınlık mı geldi, başka bir şey midir, hayat pahalılığı mı, dünya şartları mı, yaşam şartları mı, Evet. sadece memurluk yapıyoruz. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Olmaması lazım. Ya bizim sistemimiz işte her zaman konuşuyoruz ya. Yani herkesin eşit ücret aldığı bir sistem eşitlik değil, eşitsizlik diyorum ben. Böyle bir sistem olamaz yani. Aynı işi yapmıyoruz kardeşim. Aynı parayı almamamız lazım. Yani bir orkestra şefinin, bırak hani başrol söyleyen bir tenorun, sopranın, 70 kişiyle uğraşan bir orkestra şefi neden yani orkestrada çalan birisiyle aynı ücreti alsın? Olamaz böyle bir şey yani. Bizim farkımız ne? Sadece alkış. Tabii. Bütün olay bu. Onun için de Türkiye'deki sanatçılar, iyi iş yapan sanatçılar bence gerçekten kayda değer, layık, işlerine layık sanatçılar diye düşünüyorum. Çünkü El aynı üstü parayı tutmuyor al, öyle. bana ne ya, bana ne, ben söylemiyorum, giderim koroda söylerim ya da işte giderim orkestrada çalarım demiyoruz bizler. Elimizden Doğru. geldiği kadar kendimizi göstermeye, sanatı geliştirmeye, yüceltmeye çalışıyoruz. Onun için de çok önemli yani. Eğer senin ekleyeceğin bir şey yoksa ben özel bir soru soracağım. Tabii ki. Sorabilirsin. Anlaşılmayan bir ses. Yani anlaşılmayan derken ne olduğuna karar verilemeyen, hani bariton mu, tenor mu, soprano mu, metro mu gibi deriz ya. O sesleri hangi rejisterde çalıştırmalıyız? Bir hoca, bir eğitimci olarak ne dersiniz hocam? Ya bu sesler çok acı çeken sesler oluyor. Böyle sesleri bizi dinleyenlerde böyle hani tenor mu, bariton mu filan ya da bas mı, bariton mu gibi eğer kendinde ikircikli olup da anlamayanlar varsa, öğrenciler varsa bu sesler gerçekten şey oluyor, sorunlu oluyor. Ben daha çok peslerine bakmayı şey yapıyorum. Mesela atıyorum hani tenor renk var ama sole kadar geliyor, la'ya kadar geliyor diyoruz ya Şenol. Şimdi bu tenor renk var la'ya kadar geliyorsa gerçekten ne yaparsan yap la'yı çıkamıyor. La'dan sonrasına gidemiyorsa eğer niye onu zorlayalım? Ben böyle düşünüyorum. Yani en basit bir operada bile si bemol var yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bunu hepimiz biliyoruz. O zaman o çocuk tenor olmaya çalışıp da o si bemolleri, si natürelleri, do'ları çıkartmaya çalışacağına, kendini sınırlandıracağına, hep pes parti söylemeye çalışacağına, o zaman yüksek bariton diye başlayabiliriz. İleride çok değişebiliyor sesler diye düşünüyorum ben. Yani birkaç sene içinde nasıl değiştiğini inanamadığımız öğrenciler olur. Bir bakıyorsun açılı veriyor sesi. Yani tizleri açılıyor, pesleri azalıyor ya da pesleri gelişiyor, tizleri düşüyor ya da iki yöne doğru açılıyor. Olabiliyor böyle bir şey. Onun için ben hani ses telleri gerildikçe tizlerde ses teli geriliyor ve daha çok hastalıklara neden oluyor ya. Böyle tizler çatır çutur yapılmaz yani. Devamlı tiz yapamayız yani. Hoş bir şey değil. Hasta oluruz, nodül oluruz, ödem oluruz filan. O açıdan ben çocukları ille de la'yı si bemole çekeyim, si'yi si natürele çekeyim filan diye düşünmüyorum. Yapmaya da uğraşmıyorum. Çünkü çocuğun morali bozuluyor zaten yapamadığı zaman. Ve hayatı değişmeye başlıyor. Ben bu işi yapamıyorum deyip demoralize oluyor ve bırakıyor. Onun için tesiturayı böyle çok açmaya çalışmak yerine orta tonlarını oturtursak çocuğun, orta tonlarında sağlam bir teknik, iyi bir pozisi olursa o zaman zaten nereye kadar gidecekse yaş aldıkça oraya kadar gidiyor diye düşünüyorum.
Yani şunu söyleyebiliriz. Bir ses hakkında karar verilemiyor ise bir alt rejisterde çalıştırmak mantıklı. Daha mantıklı, evet. Yani tenor yapalım ya da işte neyse, yani bariton bas yapalım diye, aşağıları gelmediği halde bas yapalım diye uğraşmayalım baritonu. Bariton olsun o. Sonra yaşı geçtikçe, 40 yaşına geldikçe pesleri fazlalaşır ve bas olur. Yani zaten biliyorsun bas ses filan değil yani. Yani tenordan başka sesi ben inanmıyorum. Tabii Yani canım. Mesela bas Burak. nedir? Yani Mesela Burak İlgili bilmiyorum izliyor mu şu anda ama bas işte bas yani. bas yani. Ağzını Yani açıyorlar, ha bir yere söylüyorlar bas. ya. Ha bir yere bas. Ama tenor Tuncay öyle diyor. öyle. Tuncay öyle mesela. Pas Tevfik pas öyle. adam. Pas pas. Yani Tevfik öyle. Hepsi Zafer yani. öyle. Bas bas bağırıp duruyorlar. Şaka bir tarafa, gerçekten dinleyen öğrencilerimizle bir şey söylemek istiyorum. Bunu herkes kabul ediyor. Baslar da sopranolar da kabul ediyor. En güzel ses diyemem tenor sesine. O zevke göre değişir ama en zor ses olduğu bir gerçek. Tabii. Nokta. Eğitimi, bakımı çok zor. Nokta. Evet, en Ve zor ses, en az bulunan ses. benim de buradan tenor arkadaşlara bir tavsiyem olacak. Gerçekten hiç acele etmesinler. Kendi sesleriyle şarkı söylesinler. Tenor sesin çok özel eğitilmesi ve bakılması gerektiğini bilen hocaları arasınlar. Onlara Evet. buradan tüyo veriyoruz işte. Yani hani demin dedik ya iyi hoca nasıl anlaşılır? İşte söylüyoruz. İyi Evet. hoca eğer tenorsa sesiniz gittiğinizde size bunları söyleyen hocadır iyi tenor, iyi hoca. Bak, Bence. mutfakta soprano var. En güzel repertuar tenorlar için yazılmış. İşte buyurun. Yani ben Öyle, başka bir şey öyle. söylemiyorum yani. En güzel aryalar, melodiler tenorlara yazılmıştır. Hatta biliyorsun Yarasa Operetinde bu operetlere konu olmuş. Yani Strauss bunu yazmış. Tabii. Alfred şarkı söylediği zaman Rosalind'e tamamen teslim oluyor. Tabii. İlk Bak rolümdür benim o da. aryalarınızı çok kıskanıyorum itiraf demiş. Nurdan. Ya. Nurdancığım, hakikaten sopranolarım da güzel canım. Yani tenorlar kadar olmasa da onların da fena değil yani. İşte bir Om Mio Bambino'nuz var. Her konserde onu söyleyip duruyorsunuz. Başka bir şey yok yani zaten. Yok ya haksızlık etmeyelim. Yok yok, Sopranoların da şey. güzel aryaları var. Tabii canım, 2-3 şaka tane. yapıyoruz zaten ya. 2-3 tane diyor. Evet. Çok hoş bir sohbet oldu. Sevgili Aydıncığım, hakikaten zaman nasıl geçti anlayamadık. 1,5 saat Evet. geçmiş. Ekleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş decrescendo yapıp bitirelim. Tamam. Herkese Arkadaşlarımız soru sormuyorlar ama yani sevgilerimizi yorum bölümüne de yazabilirsiniz dedim ama soru kutucuğu yoksa. Ya da iletelim. yazıyorlar biz mi görmüyoruz bilmiyorum. Olabilir. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa, ben şeyi soracaktım sana. Hep röportajlarda sorarlar ya. Hiç Neyi? unutamadığınız bir anınız var mı operada? Ama komik olan. Evet, yani bir sürü anı Mesela var da komik olan Pavarotti'nin Tosca'da tabureye oturarak kırması gibi mesela. kırması gibi. He. Ya çok böyle ilk yıllarımızda içi birbirine kaynıyordu içimiz. Her şeye gülerdik. Benim zaten gülmem çok ünlüdür. Böyle kahkahayı bastım mı katıla katıla gülüyorum ve mümkün Operada. değil durdur. Kriz geliyor. Mesela şunu hatırlıyorum. Daha ücretliyim. Adnan Saygun gelmiş, konser seyrediyor. AKM'deyiz Oo. galiba. Koro'da söylüyoruz. Adnan Saygun'un koro eserlerinden söylüyoruz. Her şeye gülüyoruz yani böyle. Çok da ciddi bir eser. Gülmememiz de lazım. Işık abi diye birisi oradan böyle çıkıverdi. Bir yanlış bir şey ve uy diye bir ses çıkarttı. Yani hiçbir şey yok aslında. Yani sallanıyoruz gülerken, ölüyoruz gülmekten. Ondan sonra Işık abi de kendini tutamadı, çıktı. Böyle arkadayız, bereket arka taraftayız. Hüseyin böyle yap, oğlum atacaklar bizi operadan. Oğlum sus lan, atacaklar bizi operadan filan diye mesela. Böyle şeyleri çok yaşadık. Gerçekten konserlerde filan birbirimizle uğraşırdık. Senle de biliyorsun yapıyorduk yani, birbirimizle şakalaşıp böyle güzel anılarımız oluyordu. O Onu bizim söyleyebilirim. bir zamanlar yaptığımız üç tenor konserlerinde ilk başladığımızda Ömer, İhsan, ben başladığımızda Evet. ben bir konserde rahmetli Ömer abiye bir tane cebimden o gün hastaydı o da. Ben de hastaydım, o da hastaydı.
Çıkardım şey verdim. Sterimar sprey verdim Bilkent'teki konserde. Seyirci yerlere yattı gülmekten. Al bunu sık ağzına falan yaptım böyle. Ama işte öyle esprileri kaldırabilecek insanlarla çalışmak lazım. Ömer buradan Tabii. rahmetle anıyorum. Gerçekten çok Rahmetle kendini analım, yapabilmiş o bir insandı. gerçekten bambaşka bir insandı. Gerçekten Çok, yani burada çok. hani şey için söylemiyoruz. O bambaşkaydı. Allah rahmet eylesin. Onu çok Evet. sevdik. Hepimiz çok sevdik. Maalesef giden gidiyor yani. Çok Aslında erken gitti, evet. çok erken gitti. O En kadar büyük iyi bir yaş çok erken. şarkıcıydı. O Evet. kadar iyi bir şarkıcıydı. O kadar rahat bir gırtlaktı. Bir Lado Nemo bile söylüyordu. Uçuruyordu yani. Bir dakika sinatürel tutuyordu falan böyle. Doyuruyordu insanı. Yani zevk veriyordu. O Bir de türkülerdeki başarılar, o gırtlak evet. nameleri muhteşemdi Yani Ömer'cim ya. şeyi ben seni sevduğumu dünyalara bildirdim türküsünü nasıl Evet. söylüyorsa Una Furti ve Lagrima'yı da İnanılmaz. öyle söylüyordu. Evet. İnanılmaz güzel bir sentez yakalamıştı. Yumuşacık. Evet. Evet. Hafif hafif. Bunu yakalamak lazım. Yani operacıyım diye sürekli sert bağırarak falan söylemek değil. Yani kendi Yok tabii eserlerimizi de tabii. söyleyebilmeliyiz. Zaten Demin bir bağırarak arkadaşımızın söyleyenler bir süre sonra sıkıntı veriyor. Yani ilk başta şaşkına dönüyor insanlar. Aa, ne kadar büyük bir ses Evet. diyor. Ondan sonra tek düze olmaya başlıyor. Ama bu Evet. adam da devamlı bağırıyor demek istiyor, diyorlar yani. Sonuçta biraz önce de söyledik yani denge çok önemli. Öyle bir piyano yapıyorsun ki böyle tüyleri diken diken oluyor insanların. Ondan sonra büyük bir ses çıkartıyorsun, ona da şaşırıyorlar. Wow oluyorlar. Yani hiç operadan anlamayan insanlardan bahsediyorum ben. Geliyor İlginç, seyirci. ilginç olmalı. Tabii. Yani Tabii. o seyircinin ilgisini hep tutmak lazım. Acaba şu anda ne çatlayacak mı, çatlamayacak mı? Ya da ikinci perde de sesi gidecek mi, gitmeyecek mi değil de ne Evet, kadar güzel korku yapıyor. olmaması Allah'ım lazım. falan olmalı seyirci, evet. Tabii ya, aslında seyirci şöyle olmalı. Ya ben bu işi yaparım. O kadar da zor değil ki bunların yaptığı demesi lazım. Bence. Yani o Evet. kadar rahatlık vermek lazım. Türk Aynen sanat katılıyorum. müziği söylüyor gibi, türkü söylüyor gibi rahat görünmek lazım. Aslında rahat değiliz tabii. Türkü söylemek Tabii. kadar Türk sanat müziği söylemekten çok daha zor. Sonuçta bir büyüterek sesimizi söylüyoruz, belli bir yere sokarak söylüyoruz ve koşması lazım, o sesin duyulması lazım. Tabii ki opera sanatı asla kıyaslanmaz. Yani bir kere Türk sanat müziğinde istediğin tona çek, kendi sesine göre söyle. Türk halk müziğinde öyle, fa minör olmaz da mi minör olur, mi minör olmaz re minör olur filan. Opera öyle değil yani, o boemde o doğuyu vereceksin yani. Vermedin mi söylemeyeceksin onu. Onun için de zor bulunuyoruz. Zor bulunan sanatçılar yani yorumcular oluyoruz. Onun için yani opera sanatçısı olmak çok müthiş bir şey ama ya. İnanılır gibi bir Çok şeydi ya. çok zor bir iş ama ya. Aa, yok Gerçekten ya, çok çok zor bir iş. güzel bir iş Şenol ya. İnanılmaz güzel bir şey. Çok büyük bir zevk. Düşünsene orada çıkıp bir şey söylüyorsun ve insanlar alkışlıyorlar falan. Ondan büyük bir zevk var mı? Neye o Doğru. karşılayabilir ki onun şeyini? Doğru. Ben onu Demin diyorum birkaç yani soru vardı. her zaman opera sanatçısı, bir daha dünyaya gelsem bir daha tenor olurum, bir daha opera sanatçısı olurum yani. Doğru. Nurdan demiş ki zorluğu bize, rahatlığı seyirciye. Doğru. Nurdan Doğru. demişken aklıma sevgili Roman Verlinski'nin bir sözü geldi. Diyor ki Şan'da diyor ben öğrencilerime bazen bunu söylüyorum. Şan'daki ilk 10 sene çok zordur der. Ama ondan sonrası hiç kolay değil. Doğru. Bir soru Doğru. daha. Doğru. Senin için ses hijyeni nedir? Yani sesi ne yapmak lazım? Yıkamak mı lazım? Vallahi ne bileyim yani sesi iyi korumak, işte deminden beri bahsediyoruz, işte iyi bir uyku, ondan sonra belki faydalı pastil. Bence yani çok fazla kafaya takmamak lazım. Yani bu opera sanatçısı olunca işte yok yumurta beyazı içmek, yok işte şu pastili almak filan. İnsanda ses varsa vardır, yoksa yoktur kardeşim, bu kadar basit yani. Böyle örtünerek, atkılar bağlayarak, florlar bağlayarak şancı olunmuyor yani. Biz çok gördük Tabii. böyle. Ama Ay, ödü tabii kopuyor. ki. Ama şöyle bir şey de var. Savunmak için söylemiyorum. Tamamen sana katılıyorum. Ama yediğimiz, içtiğimiz ve ortam şartlarının hem birincil hem ikincil olarak etkileri var sese. Ne bileyim işte alkol almak sese zarar verir. Sigara içmek O sese zaten öyle. kesinlikle zarar verir gibi. Evet. Bunlara
Bunlara zaten kimsenin bir itirazı Onlar yok. zaten öyle canım. Yani evet, mesela ben son zamanlarda kantaron yağı hoşuma gidiyor. Hani şeyden önce biraz böyle bir yudum böyle içiyorsunuz. O kantaron yağının ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Anlatmama gerek yok. Cilde ele sürüyorsun, işte yaraları kapatıyor filan. Ben boğaza da iyi Evet. geldiğini düşünüyorum. Yani bir konserlerde son zamanlarda denemeye başladım. Boğazı çok yumuşak tutuyor. Bir yudumcuk alıyorum böyle konser öncesinde. Abicim, Ondan sonra hiçbir şey almıyorum. çocukları yanıltma. Senin boğazın zaten yumuşacık. Senin kantarona ihtiyacın yok ki. Yok yok öyle. Sonuçta yani boğaz hijyeni dediğin, hani boğazın rahat olması, iyi şarkı söyleyebilmenin önünü açmak için neler yapılacak diye konuşulursa hani bunlar düşünülebilir. Yoksa yüzlerce pastil dolaşıyor piyasada filan, çok fazla inanmıyorum yani onlara da. Evet, çok zor durumda kalmadıkça onlara başvurmamak İlaç, lazım. evet, ilaç almamak İlaç lazım. hele kesinlikle almamak lazım. Tabii. Evet. Temsil sırasında hiç sözleri unuttuğun oldu mu Aydın? Çok fazla olmadı ama olmuştur yani, İllaki olmuş. evet, olmuştur. Ben Fransa'da Don Carlo söylüyorum. Ben hiç çatlamam yani. Çatlamadım yani. Çok hiç, hemen hemen Aa, hiç çok çatlamadım. büyük kayıp. Ben çok Orada çatlarım, çok iyidir. orta si bemolde ilk daha operaya adımımı attım. Io l'ho perduta diye giriyorsun böyle. Don Carlos zaten fatale yani, öldürüyor insanı. Baştan başlıyorsun, sona kadar hep tenor Zor var opera zaten. tabii. Çok zor opera. Ondan sonra o si bemolde sesim ruk yaptı mesela benim. Sırtımdan böyle ter aktı. Bunlar çok işte mesela anılar. Halbuki orta ton değil mi? Ne olacak yani? Olabilir. Çok doğal bir Neden? şey. Olabiliyor işte. Dedim ya, Pavarotti'yi Don Carlos'ta yine şeyde Sinatürel'de, bir tane Sinatürel var ikinci perdede. Orada yuhaladı La Scala seyircisi. Yani bizim sanatımız biraz acımasız diye düşünüyorum ben bu konuda. Ama Türk Evet. insanı için değil, Türk insanı çok mütevazi. Sanatçıya çok gerçekten değer veriyor. Bazen hak etmeyeni de çok fazla alkışlıyor. Hani emeğine saygı gösterdiği için Evet. alkışlıyor. Onu da kabul etmek lazım. O da güzel bir şey. Sonuçta insanlar hep iyi bir şey yapmak istiyorlar. Yani kimse kötü bir şey yapmak istemez. Hiçbir yorumcu kötü bir şey yapmak istemez. Elinden o kadar geliyor onun. Öyle yapıyorlar. Alkışlanmayı da hak ediyor. Herkes bir bakıma, bir parça da olsa bence hak ediyor. Öyle düşünüyorum. O zaman kapatmadan önce şöyle bir şey diye söyleyelim. Bütün ülkemizdeki bütün sanatçılar, sanatçı adayları, opera sanatçısı adayları, çalıcılarımız, enstrümanistlerimiz, dansçılarımız, orkestra şef adaylarımız, hepimiz bence dünyanın bulunduğu bu şartlarda çok büyük alkışı hak ediyoruz. Bizlere devletimizin, hükümetimizin, bakanlığımızın, idarelerimizin daha çok sahip çıkması lazım. İnşallah Doğru. bu korona günleri, salgın günleri bir an önce biter. O güzelim sahnemize yeniden döneriz. Yeniden Evet, güzel inşallah. eserler söyleriz. Beraber Evet. konserler yaparız. Değerli seyircilerimizle beraber oluruz. Onlar bizi özlediler biliyorum. Mesajlar geliyor. Biz de onları çok özledik. İnşallah en kısa zamanda buluşacağız. İnşallah, Sevgili inşallah Aydıncığım. Şenolcuğum. Biz de seyircimizi özledik. Konserlere çıkmak istiyoruz. Şu şeyi, zor Evet. günleri bir atlatalım. Artık azalıyor gibi geliyor bana. Yani normal hayata İnşallah. herhalde birkaç ay sonra yavaş yavaş geçeriz. Hani çok eskisi gibi olmayacak belki, hani bir yıl belki, ama yine de hani operalar açılsın, konserler yapılsın. Mesafeyi koruyarak da olsa insanlara canlı performans gösterelim. Biz de çok özledik sahneyi. Bizim hayat şeyimiz o yani, yaşam besinimiz oradan geliyor. İşte Tabii. alkışlar, insanları görmek. Buradan da bir şeyler konuşuluyor, ediliyor ama canlı performans gibi hiçbir zaman olmuyor biliyorsun. Asla, asla tabii. Evet. AVM'lerden uzak duralım naçizane. Bence de. Salgını desteklemeye hiç gerek yok. Ciddiye almak lazım. Her ne kadar dünya üzerinde çok büyük oyunlar dönse de virüs bana göre bir kılıf, başka şeyler var. Komplo Evet. teorisi değil bunlar. Herkes biliyordur bunları. Dikkat etmek lazım. Çok güzel bir sohbetti sevgili Aydıncığım. Teşekkür ederim Şenolcuğum. Kanalda Sağ ol olsa kardeşim. seninle görüşmek, buradan muhabbet etmek, aynı duyguları paylaşmak, Çok teşekkürler. bilgilerimize senin gibi bir üstattan okey almak,
Doğru kardeşim, evet. O nedir? Denmesi çok önemli bir şey. Bilgilerimiz mezara bizimle gitmeyecek. Gençlerimize vermemiz lazım. Gençlerin de alması lazım bunu. Ben hep söylüyorum, lütfen gidin. İzmir'de değerli hocalar var, İstanbul'da var, Ankara'da var. Birçok yerde var. Lütfen gidin, onlarla çalışın. Herkesten, her arının bal aldığı, öz aldığı gibi her çiçekten biraz bal alın. Kendi özünüzü, kendi balınızı yaratın. Ve çoğalalım. Sanat çoğalalım. Gerçekten çoğalalım. Yani evet, iş olanağı yok demeyelim. Bu opera sanatı iş değil. Opera adı üstünde. Hani iş olanağı yok deyip sakın gelmemezlik yapmayın. Konservatuarları dolduralım. Böylece ileride operaları da dolduralım. İhtiyaç olsun. Bir sürü salon yapılsın. Bir sürü opera açılsın. Ve insanlar sanatla buluşsun ki gericiliği yenelim. Hep ileri demokratik bir ülke olalım. Çok doğru. Hepsine katılıyorum. Tüm seyircilerimize... Bizi seyredenlere güzel... çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben de şimdi onu söyleyeceğim. Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Aydıncığım, herkese çok selam. İzmir'e sevgiler. En güzel operalarda buluşmak üzere diliyorum. Evet, herkese teşekkürler. Hoşça kalın. Sevgiler, hoşça kalın. Sanatla kalın. Teşekkürler Şenolcuğum.